Evet, önümüzde hem lise giriş sınavı, sonraki hafta üniversite giriş sınavları var. Çocukların heyecanlı anları, son bir hafta kaldı. Bu kalan son bir haftayı değerlendirmek için mümkün olduğunca kaygılarını yönetmeleri, mümkün olduğunca egzersiz, hafif tempolu bir egzersiz yürüyüş yapmaları onlara iyi gelecektir. Kaygıyı yönetmek için pozitife odaklanmak, düşünce içeriklerimizi birazcık daha istemli bir şekilde pozitife doğru yöneltmek, bize iyi gelecek, destekleyecek, kendi potansiyelimizi ortaya çıkartacak düşüncelere yönelmek iyi olacaktır. Nefes egzersizleri de öneriyoruz. Hem sınav öncesinde hem sınav esnasında nefeslerini kontrol ederek kendilerini sakinleştirebilir. Beyinlerine her şey yolunda, her şey iyi gidiyor mesajını canlandırabilirler sakin bir nefesle. Beslenme ile ilgili yorum yapmam çok doğru olmayacaktır ama ailelerin bu dönemdeki kaygılarını biliyorum, anlayabiliyorum. Aileler kendi kaygılarını mümkün olduğunca yönetmeleri çocuklara iyi gelecektir. Sınava yükledikleri anlamı birazcık daha işlevsel bir yere çekmek, bunun hayatın bir sonu olmadığı, sadece uzun yaşam döneminin küçük bir parçası olduğu, sonuca değil sürece odaklanmaları, aileler için kritik noktalardan, çocuklarına rol model olmak, sorumluluklarını yerine getirmek, kendi sorumlulukları ile ilgili pozitif bir algıyı çocuklara yansıtmak, onların da kendi sınavları ile ilgili pozitif algısının oluşmasına yarayacaktır. Okunmuş pirinçle ilgili bir şey diyemiyorum ama işe yarayacağını düşündükleri, onları sakinleştirecek her şeye de açık olmalıyız. Sınavdan bir gece önce mümkün olduğunca yaşam rutinlerini çok bozmasınlar. Tabii erken uyumak, erken uyanmak, her zaman yedikleri şeyleri yemeleri, içmeleri, rutinini sürdürmek önemli. Adeta bir deneme sınavına gider gibi rahat günlük kıyafetleriyle yaşamın olağan bir parçasını yapmaya gittiklerini hissetmeleri çocuklara iyi gelecektir. Tabii ki işte sınav salonuna erken gitmek, belgelerini kontrol etmek yapacakları şeylerden. Ama bir gün öncesinde artık sınavla ilgili bir çalışma yapmamak, dinlenmeye geçmek, kafayı boşaltmak, dediğim gibi yürüyüşler, hafif egzersizler yapmak, keyifli vakit geçirmek de iyi gelecektir. Beklenen sonuç gelmediğinde, sınavı kazanamadığında veya istediği yere yerleşemediğinde her şey bitecek algısı çocukları, gençleri, öğrencileri daha çok kaygıya sürükleyebiliyor. Aynı zamanda aileleri de onlarla birlikte. Dolayısıyla her şey bitmiş değil. Bu bir öğrenme süreci, sınav da bir öğrenme süreci ve güzel olan taraf, öğrendiğimiz her şey bizimle kalmaya devam ediyor. Bu bir donanım, bilgi birikimi oluyor ve sonraki aşamalarda bu öğrendiklerimizi yeniden kullanabiliyoruz. İstediğimiz liseye gitmesek bile lise eğitimi boyunca edindiğimiz bilgileri kullanarak üniversite sınavında kullanacağız. İstediğimiz üniversiteye gitmesek bile tekrar sınava girme şansı var veya tekrar bu bilgileri kullanma şansı var. Yaşam boyu gelişim dediğimiz şey de tam olarak böyle bir şey. Hep gelişiyoruz, hep öğreniyoruz. Tek bir sınavla hayatımız bitmiyor veya kurtulmuyor. Öğrenciler de seni öyle.
Oradan değil, oradan değil. Öteki kapı. Öteki kapı. Çevre kapı. Öteki kapı. Kurban abi bizde de var. Yok yani. Şeftaliyle bunu.